Özkan, hukukçu arkadaşım Özlem Zengin'le birlikte bundan böyle her çarşamba akşamı saat 21'de Ülket TV ekranlarında olacağız. Ama her seferinde ince fikirli konuklarımızla birlikte olacağız bu stüdyoda. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin. Bu ilk programımızda bizi yalnız bırakmadı. Çok teşekkürler, şeref verdiniz. Özlem, açılış için senden bir şeyler duyalım. Sayın Bakan Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Programımızın hayırlı olmasını dua ediyorum, temenni ediyorum. Tabii Kanal 7 bizim için ve Ülke TV paralelinde çok önemli bir ekran. Hem Fadime Özkan hem ben geçmişte biz bu kanalda yine kadınlar üzerine, haber üzerine önemli şey çalışmalar yaptık. Kendi hayatımız için. Başladık aslında. Evet, burada, burada başladık ve öğrendik. Ve medyadan da çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Çok hızlı üreten, çok hızlı iki taraftan tüketiyor ama aynı zamanda hem bizlere hem kamuoyuna çok şey öğreten bir mecra. Tekrar buluşmak o anlamda benim için de anlamlı ve ilk düşündüğümüz konuğumuz da hep Fatma Hanım'dı. Özellikle biz Bakan Hanım demeye çok alıştık ama oradan geldiğimiz nokta başka bir yönetim mecrası. Bugün aslında karşılıklı olarak neler yapıyorsunuz Gaziantep'te bunu konuşarak biz devam etmek istiyoruz. Türkiye'nin gündeminde çok önemli konular var. Yaşadığınız bölgede bunun en yoğun olduğu nokta. Buradan inşallah devam edelim. Bugün Fadime Hanım moderatör edecek ama ben sorumu da bir taraftan sormuş oldum. Ya evet, biz Özlem de bundan sonra hani her hangi konuyu konuşuyorsak karşılıklı bir moderasyonda sırayla yapmayı planladık. İnşallah öyle olur. Çok teşekkür ederiz tekrar. Şeref verdiniz. Şimdi siz hükümette ki o zorlu görevlerden uzunca bir süre çünkü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptınız. Hükümette o bütün dezavantajlı kesimlerle özellikle evet. ilgilendiniz. Çok sorunla ilgilendiniz. Ve şimdi AKP'de Doğru Partisi dediğiniz gelişmiş bir kentimizde, büyük şehrimizde ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle yapıyorsunuz. Ama zor bir dönem, yani bölgede sınırlarımız hemen ötesinde çok can yakan bir savaş hali var. Haliyle orada can havliyle ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimiz var ve siz orada Türkiye adına, hepimiz adına aslında kucak açıyorsunuz onlara. Ne yaşıyorsunuz? Antep'te ne kadar sığınmacı var Suriyeli? Neler yaptınız? Nerede sorunlar var? Oradan bir başlayalım, sonra açalım. Ben öncelikle bu yayının hayırlı olduğunu diliyorum. İsim de çok ince düşünülmüş. Özellikle Fadime kardeşimle, Özlem kardeşimi yıllardır tanıyorum. Girdikleri alanlarda başarılı olduklarına şahidim inşallah. Programın da çok başarılı olmasını diliyorum. Yani bizimle başlamış olmanıza da ayrıca büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum inşallah. Çok güzel, bereketli bir program olur. Çok teşekkür ederim. Başarılı bir program olur diye ona da bütün yüreğimle inanıyorum. Tabii hem dünyadaki konjüktür hem ülkemizin geldiği nokta hem de şehrimizin bugün yaşadıklarına bakacak olursak aslında bu coğrafya bize dayanma, direnme ve bu mücadele etme ruhu ve kapasitesi verdi. Çünkü bu coğrafyada aslında İbn Haldun'un çok güzel bir sözü var. Coğrafya bir kaderdir diyor. Bize hep bu sorunlarla baş edebilme, ayakta kalabilme ve büyüyebilme özgüveni de verdi beraberinde. Şimdi geldiğimiz yeni bir noktadayız. Nasıl? Çünkü şehrimizin ve ülkemizin yeni hedefleri var. Kalkınma hedefi var, demokratikleşme hedefi var, hukuk devleti olma hedefi var. Bir taraftan da dünyanın küreselleşmenin yaşandığı ve her iki tarafın küçük bir köy olduğu noktada komşularımızdan, Orta Doğu'dan, bütün dünyadan bağımsız değiliz. Yaptığımız ve yapmadığımız her şeyin hem bireyde, hem toplumda, hem devlette, hem dünyada bir karşılığı var. Dolayısıyla ben yerel yönetici olarak hem şehrimin şu anda işte trafik sorunu, konut sorunu, yeşil alan sorunu, kültür ve sanat hayatını canlandırma gibi bir takım hedefleri üzerinden giderken ve orayı planlarken 6 aydan beri bir taraftan da uluslararası konjüktürde ve ülkemizin geldiği, yaşadığı noktada renkli komşularla gelinen süreçle ilgili şehrimizi ilgilendiren ciddi bir şekilde yönetilmesi gereken bir alanla karşı karşıyayız. Bu alanı diğer meselelerin başlıklarının önüne geçen bir sorun mu oldu bu sığınma? Aslında uluslararası boyut veya
ülke boyutunda şehrin açısından öyle gözüküyor ama şehrin kendi içinde de göç alan bir şehir, sanayi şehri, kalkınma şehri. Çünkü tek yolunun ticaret içerisinde olan bir şehir. Şehrin kendi içerisinde de büyüme gücünden kaynaklı büyük işler yapabilme planlaması ve hedefleri de var. Toplumun bizden öyle de bir beklentisi de var. Yani bu bunu bundan, onu da bundan ayırt etmek mümkün değil. Dolayısıyla her birini kendi içine yönetmemiz gerekiyor. Şimdi tabii Suriyeli sığınmacılar, misafirlerimiz, mülteciler, istenen derselik diyelim. Yaklaşık 4 yıllık bir süreç geçti. Ben özellikle ilk başında Merkez Yürütme Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber çalışırken aslında Türkiye'nin öngörüsü bugünler olmasın, bunlar yaşanmasın diye çok ciddi bir şekilde gayret gösterildi. Aylarca, belki bir yıl boyunca. Çünkü Ortak Bakanlar Kurulu toplantısıyla başlayan ve çok ilişkilerin çok iyi olduğu dönemde anayasa değişikliğine gitmeleri, reformları yapmaları, standağa gitmesi, orada halkın yönetimde söz sahibi olabilmesiyle ilgili neler yapılması gerekiyor. Sırada ben gelen Erkek Kadın Kurulu Başkanı'ydım. Kadınlarla ilgili. 2008-2009 falan değil mi? Kadınlarla ilgili. Lokal gruplar geldi, biz oraya gittik, beraber çalışmalar, bu değişim nasıl yapılmalı? Bu reformlar nasıl hayata geçmeli? Bunlar tamam denmesine rağmen iradesinin dışında ya beceriksiz ya neden bilemiyor ama sonuçta Türkiye'nin öngörüsü bunlar yapılmadığı zaman sorun çıkacak öngörüsü gerçekleşti ve bir iç savaş çıktı. Tabii şimdi bizim medeniyetimiz, inancımız, bizim bizi biz yapan değerlere baktığımız zaman komşuda eğer hepimiz için yani bu küçücük bir mahalledeki komşuda bir şey varsa, komşuda bir sıkıntı varsa, sorun varsa bunu siz bana değmeyen yılan beni yaşat anlayışıyla bakamazsınız. Mümkün olduğu kadar orada neler yapılabilir, nasıl yardımcı olunabilir anlayışıyla biz duyduk, yetiştirdik. Bu topraklar böyle. Bir de orada sınırların ne kadar suni çizildiği hatırlandığında yani o sınır çizgilerini bir aşireti, bir aileyi, bir köyünü ikiye böldüğü hatırlandığında orada asla o çizgileri siyasi çizgilerde olsa iki devleti birbirinden ayıran aileleri, gönülleri ayıramazdı. Oysa sorun da bu yardımcı. Aynen dediğinize katılıyorum. Biz milletvekili yaptığımız sırada özellikle Kargamış'ta, kilisteki kapıda çok sayıda akrabanın bayram münasebetiyle bir araya geldiği ve bizden akrabaları da bu taraf ve bu taraftan buraya. Yani telli ayırmışsın ama gönüller değil. Kanlar değil. Dostluklarca. O yüzden o birleştirici nokta en zor zamanda da yardım etme duygusu. O bize ait bir şey. Şimdi yurt dışından, ülkelerden binlerce, yüzlerce misafirler gelip bizi anlamaya çalışıyorlar. Bu kadar sayı nasıl misafir edilebildi diye. Çünkü sayı söylediğin zaman da tercüme hatasıyla zannediyorlar. Mümkün değil diyorlar. Bütün Avrupa Birliği'ndeki toplam sayıya bakıp onu da bir taraftan buraya gönderilmeye çalışan bir anlayış. Bir de bu taraftan ülkenin içinde bir ülke sayısı kadar. Çünkü 1.500.000-1.600.000 sayıda çok sayıda ülke var. Evet. Böyle bir durumda şimdi bizim şehrimizde ne kadar şu anda kayıt içi 260.000. Bunun 35.000'i kamplarda. Diğerleri şehrin içinde. Şehrin içinde de bir şehir var sonuçta. Bu sayıda da çok sayıda şehrin olduğunu. Yani onlar şey böyle yerleşik mi? Dairelere oturmuş insanlardı şehirde olanlar. Şimdi şöyle, tabii bu 4 yıllık süreçte her bir patlamada, her bir bölgede yapılan o iç savaşın getirdiği süreçte zaman içerisinde gelip kimisi akrabasının yanında, kimi de ehliyeti ve liyakatı var. Kiminin kariyeri çok yüksek. Mesela çok sayıda akademisyen var. Üniversitelere gelip şu an üniversitenin içerisinde gelip orada bilgisiyle, yabancı diliyle, kendi yetiştirmesiyle katma değer üretiyor. Yani kapasiteli ve katma değer üretiyor. Bir taraftan sanayinin içerisinde ustası, mühendisi, teknik elemanı var. Bir taraftan baktığımız zaman esnafımız da gelip ortaklık kuran, onlarla beraber ortak
ticari hayatın içine girenler var. Yani öyle bir yapı ki bu yapının içerisinde çok kozmopolit ve değişik gruplar var. Dolayısıyla kendi kendine yetebilen, dünya neresine giderse gitsin ayakta kalabilecek, kendini yetiştirmiş gruplar şehrin içerisine gelip şehrin bir parçası olabilme gücüne sahipler. Oran verebiliyor muyuz? Yani bu oranın, yani şöyle söyleyeyim, ebe, doktor, hemşire, öğretmen, üniversite mezunu olanların bu sayının içerisinde bir %20'ler civarında olduğunu. 260.000'in %20'si bu eğitim yani. Bu anlamda. Tabii bir şey ilave etmek istiyorum. Fakat biz maalesef kamuoyunda hiç böyle algılayamıyoruz. Yani hep konuşulan şey çok büyük problemler üzerinden, özellikle kadınlardan yola çıkarak bir şey yapılıyor, bir hava yaratılıyor. Sanki çok çok problemli bir alan var, buradaki insanlar çok zor durumdalar. Sadece içeriye aldık ve çok az şey yapılıyor, çok temel ihtiyaçları karşılanıyor gibi. Şimdi biz de bunu aslında işte partinin içindeki insanlar, hükümettekiler, sizler hep beraber aslında bunun böyle olmadığını biliyoruz. Fakat bu o kadar yoğun bir şekilde problem üzerinden konuşuluyor ki bu iyi işler konuşarak mutlu olamıyoruz aslında. Yani ne kadar iyi şeyler yapıldığını, dünyaya karşı biraz evvel ifade ettiğiniz bir sürü ülkenin yapamayacağı bir yükün Türkiye yüklenmiş durumda. Biz bu iyilikleri maalesef yeteri kadar konuşmuyoruz, problemi konuşmaktan. Evet. Türkiye'nin son olarak en önemli problemlerinden bir tanesi sürekli olarak problemleri öne çıkararak mevzuları konuşmak. Bu da eminim sizi yoruyordur, yani bir yönetici olarak yoruyordur. Aslında ben bunu burada yaşamaya başlamadım. Ben bunu bakanlığım dönemde, ben bunu aslında vekilliğe girdiğim andan itibaren gördüm. Enteresan bir şey. Negatif haberin yayılma ve büyüme gücü çok yüksek. Yani bina yıkıldığı zaman haber oluyor. Binlerce binaya haber değeriyor. O senin işin olarak görülüyor. Bu mesele de böyle. Yani algılar ve olgular dünyasındayız. Bir fotoğraf üzerinden, bir kişi üzerinden, bir resim, bir hikaye üzerinden bütün toplam resmi görmeye çalışıyoruz. Bir baktım o kadar çok kadınlar ve tecavüzle ilgili haber var ki hayret ediyorsunuz. Yani ben tıkladığımda Antep, işte oradaki kamplar, bir sürü olumsuz haberleri görüyorsunuz. Eminim ya bunlar adli vakalardır. Bunlarla ilgili bir sürü muhakkak emniyet çalışma yapıyoruz bu adli vakalarla ilgili. Bu iyi şeyleri anlatmanın çok önemi var diye düşünüyorum. Orada yani insanların bunu büyütmemiz lazım. Şimdi tabii ki sorun var. Evet. Şimdi ben bir pembe gözlük takıp Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hiçbir sorun yok dersem bu yanlış olur. Büyük fotoğrafa baktığımız zaman güçlü taraflarımız, zayıf taraflarımız, risklerimiz, fırsatlarımız, bunlardan nasıl mücadele edeceğiz? Büyük analize böyle bakmamız lazım ama maalesef hem iç siyaset, işte dış politikanın iç siyasete yansıması, bunun yanlışları üzerinden bir algı yönetimi yapılmaya çalışıldı, hem yurt dışı boyutuyla bu kadar büyük yapılan çalışmanın biraz hazımsızlığı olarak da ben görüyorum. Yani baktığınız zaman dünyanın 17. büyük ekonomisiniz ama verme noktasında ilk üçtesiniz. Aslında bu bize ait bir şey. Bu aslında parayla da alakası olmadığını gösteren bir şey. Bizim inancımızın, evet, bizim medeniyetimizin evet. O kadar bizi kurtaran, bize ilaç olan, derman olan tarafı var ki güçlü kalması gereken. Bunu anlayamıyorlar. Bunu anlamak istemiyorlar aslında. Böyle bir noktada şimdi sorunlarımız, tabii ki sorunlarımız var. Bu sorunlar üzerinden yapılması gerekenler var. Hem Ankara'ya, devlete düşen, hem yerel yönetici, hem sivil topluma. Yani şimdi herkesin başkasının üzerine sorunu ötelediği bir noktada da olamayız. Herkesin stratejik olarak yapması gereken çözümlerimiz var. Biz bununla çalışıyoruz. Biz mesela şu anda çözümün bir parçası olan, karar alma mekanizmasında olan, bu kadar insanın emanetini ve sorumluluğunu almış birisi olarak o büyük fotoğrafı sürekli Ankara'ya, ilgili birimlere, bütün aklınıza gelen bütün bakanlarımızdan, genel müdürüne, cumhurbaşkanımızdan, başbakanımıza o elimizdeki doğru analizleri vermek. Çünkü sorunu çözebilmeniz için önce sorunu doğru tespit etmeniz. Bu matematikte budur. Sorunu çözmeniz için bütün değişkenleri önce doğru analiz etmeniz lazım ki bir an önce sorunu çözmeniz lazım. O yüzden dediğiniz doğru. Peki biz ne yapacağız? Bardağın hem dolu tarafı hem boş tarafı, bütün taraflarıyla bakmamız lazım. O yüzden biz, ben bu bakımdan hem hemşehrilerimize, hem bölgedeki bütün insana, hem ülkemizdeki bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Büyük bir fedakarlıkla
bu süreçte hiçbir ülkenin yapmadığı bir yol yolu geçirdiler ve ben kendi şehrimden biliyorum. Bu güçlü tarafımız üzerinde birlikte yaşama. Çünkü misafirlik yok ki misafirlik olmazsa artık bundan sonraki süreçte biz birlikte nasıl yaşayacağız? Bir taraftan şunu yapmaya çalışıyoruz. Oradaki savaş herkes kendi topraklarına dönsün. Herkes kendi çoluğuyla, çocuğuyla, ana vatanında huzurlu bir şekilde yaşasın. Bizim kimsenin toprağında yüzümüz yok. Bir taraftan uluslararası boyutta bunun mücadelesi veriliyor. Diğer taraftan bu süreç eğer uzayacaksa en az zararda benim kendi hemşerim, benim kendi işçim, çiftçim, ev hanımım, yani bütün kesimler bu süreçten en az zararla çıksın ve birlikte yaşama kültürü oluşsun bakışıyla bakıyoruz. Burada devlete düşen iş var. Şimdi biz bütün birimler toplandık. Seçim öncesinde, mesela ben seçim öncesinde başladığımda kampanyaya kimse bana ne kadar yol, ne kadar yeşil alan, ne kadar konut yapacağım diye sordum. Bu mesele üzerinden yeni süreçte ne yapılacak diye sorulunca biz ortak akıllı şehrimizin en büyük gücüdür. Yük alması, büyüyebilmesinin de gücüdür. Biz de partilerde il başkanları, bütün il başkanları, bütün aklınıza gelen odalar Gaziantep bilinciyle burada bir sorun var, gelin beraber çözelim deyince biz çok hızlı bir araya geliyoruz. Parlamentoda da milletvekilleriyle, şehirde bütün dinamiklerle bir araya geliyoruz. Buradan ne yaptı çıkacağız? Tamam, bu süreci nasıl yöneteceğiz? Yeni çalışma yaptık. Bu çalışma 4 ana başlıkta oluştu. Birincisi eğitim. Çünkü geldiğimiz noktada en büyük savaş cehaletle savaş. İnsanların karnını doyurabilirsiniz, fizik ihtiyaçlarını giderebilirsiniz ama daha uzun soluklu bu süreci yönetebilmeniz için Türkçe öğretmeniz, kendi kültürünüz nedir, birlikte tabii ki inancınız, akrabalıklar ama oluşmuş bir birikim de var beraber her toprağın, her şehrin kendi içinde bir yaşama kültürü var. Burada onlarla ilgili süreçte bu eğitim sürecini nasıl başaracağız? Bu sorunun cevabını izin verirseniz görüşte verelim. Diğer alt başlıklarda 4 ana çalışma yaptık dediniz. Onları da dönüşte çalıp ince fikir devam edecek. Ezeli ve ebedi tazelik hissiyatıdır. Derbi özendir. Derbi saygıdır. Birbirimize özen göstermek kadar güzeli var mı? Derbi klasik, derbi pro 2, derbi pro 3. Derbi, derbidir. Başkanı Sayın Fatma Şahin konuğumuz. Ara vermeden önce siz orada Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak yaptığınız 4 aşamalı çalışmadan bahsediyordunuz. Eğitim önemli demiştiniz. Evet, hakikaten dün Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'la beraber Katar Emirinin eşi Şahin Hasan'ın da geldiği gündem maddesi, kampları dolaştığı zaman ilk gündem maddemiz, en önemli gündem maddemiz kendi ülkemizde olduğu gibi gelen mültecilerin de eğitilmesi. Onların bu süreçte diploma almasını sağlayacak. Çocuklar var çünkü eğitim yaşında tabii olan çocuklar gençler. Gelen ağırlık zaten çocuklar olduğu için çocuk ve genç. 300 bini şu an 60 bini bizde örgün eğitim çağında olması gereken çocuklar var. Şimdi bu çocuklarımızın biz 20 binini ilçe belediyelerimiz bizim ve sivil toplumun desteğiyle biz bütün gücümüzle sistemin içine aldık. 20 bin ama geriye 40 bin var. Biz onun üzerine hemen o dedim ya çalıştığımız başlıklar üzerinde. Hemen Sayın Bakanım, Eğitim Bakanımıza gittik. Başbakan yardımcımızla görüştük. Dedik ki bize hızlı bir yönetmelik lazım. Çünkü Milli Eğitim Müdürlüğü'nün o yönetmeliği eline alıp hafta sonunu kullanma, bizim çocuklarımızın eğitim zamanından sonra okulları kullanma, o yetkilendirmeyi alması gerekiyordu. Şimdi 10 gün önce o yetkilendirmeyi alındı. Şimdi ben bunu çok önemsiyorum. Yarının sahibi Allah ne olur ama biz bugün için bu çocuklarımızı eğitim hayatının içerisine almamız ve özellikle kız çocuklarımızla da eğitilmesini sağlamamız gerekiyor ki yarın bundan dolayı daha fazla sosyal sorun yaşanmaz. Hem orada hem burada. Olur.
yaklaşımlarında bir geçici bir hayat olarak mı algılıyorlar? Yani bu çocuklar mesela ben işte geçmişte de yurt dışında yaşamış birisi olarak oraya gelen herkesin yeni bir hayata, kalıcı bir hayata başlıyormuş gibi hayatın hep devam ettirdiğini görmüşüm. Bu insanlar, bu çocuklar bu memlekette kalma hayali içindeler. Çünkü bazı röportajlarda ben yansıtıyorum, o kadar zor şartlardan gelmişler ki hiç geri dönmeyi düşünmeyenler var. Buradaki hayattan çok memnun olanlar var. O sebeple burayı bir tırnak içerisinde asli kalacakları bir yer olarak düşünüyoruz. Burada Türkçe'yi öğrenmek, burada hayatını devam ettirmek mi? Yoksa diğer taraftan, yani biz burada zaten kalıcıyız, geçirelim biraz zaman, kalkıp gideceğiz diye bir yaklaşım var. Ve siz hangisini tercih edersiniz? Yani ben kalıcı yaklaşımları tercih ederim, daha kolay adapte olmalar açısından diye düşünüyorum. Ben onlarda çok ciddi kafa karışıklığı görüyorum. Yani bir taraftan gönülleri parçalanan ailelerinde, savaşta kalan erkeklerde, çocuklarında, bir taraftan topraklarına dön, bir taraftan kendi çocuklarının geleceği için burada kalabilme noktasında yarınların daha güvenli olduğunu düşünüyor. Yani bunun şahidi zaman olacak ve oradaki durum belirleyecek bunu. Şu andan bununla alakalı bir şey söylemek mümkün değil ama bir kafa karışıklığı, yani burada da kalabilme oranının yüksek olduğunu düşünüyorum. Oradaki durum hızlı bir şekilde düzelirse bunun bir çoğunun geçebileceğini düşünüyorum ama biz her konjüktür için şartlarımızı hazırlamamız ve alternatifle öğretmemiz gerekiyor. Bizim bakacağımız yer burası. O yüzden eğitim meselesi bu bakımdan çok önemli. Bizim şehrimiz 60 bin öğrencinin sistemin içerisine girerek eğitilmesi gerekiyor. Bununla alakalı işte bu süreç eğitim. İkincisi sağlık. Sağlık en güçlü olduğumuz noktalardan birimiz. Belediye olarak da yaptığımız sağlık merkezlerinde hem çocukların hem kadınların sağlık hizmetinden almasını AFAD üzerinden sağladık. Hastanelerin kullanılmasında bu konuda daha iyi olduğumuz bir nokta. Üçüncüsü mesela güvenlikle ilgili, işte son yaşadığımız, sizin de takip ettiğiniz, ortada işte bir denilen bütün Türkiye'de yaşanan olay da Gaziantep'te. Sanki Gaziantep'te ne oluyor? Gaziantep'te bir sorun mu var? Şeklinde bir algıya dönüşü. Bir dakika ne oluyor? Çünkü Gaziantep her zaman güven ve istikrarın sanayinin ve kalkınmanın devamı olarak görülüyor kafalarda. Birileri Gaziantep'in bu gücünden rahatsız oluyor. Ben çok net bir şekilde bunu görüyorum. Çünkü içeride bir o bölgede en önemli sigorta Gaziantep. Göçün dengesi var çünkü. Göçü yönetiyor, gelene aşiş ekmek üretiyor. Gelen, ben Gaziantep'liyim diyor, nerede doğarsa doğsun, şehrin bir parçası oluyor, asla terörle fırsat değil. Aslında şehir olabilince orada şekilleniyor. Evet, aslında bir çözüm sürecini üretmişiz Özlem Hanım. Çözüm sürecini çözmüşüz. Ama birileri, mesela o fotoğrafta bakın, bir gecede, işte şehrin 5 bölgesinde 15 çocuk, ergen çağında olan işte 13-15 yaşlarındaki çocuk görüntüde, ve arkadan silahlı grupların olduğu taşımalı, bu da kesinlikle emniyet güçleri tarafından istihbarat olarak taşımalı olarak getirilip provoke edilen ve çocuk baktığı zaman masum çocukların üzerinde emniyetin bir şey yapamayacağını yok. Bu arkadan da masum insanları öldüren bir anlayışın zaten benim bir parçasıymış gibi değinmeye çalışıldı. Ama hamdolsun ben bunu çok önemsiyorum. Mesela çözüm sürecinde de bu kadar hızlı toparlanmanın nedeni o başka bir şey söylüyor, başka bir şey ama başka bir şey var. Halk 2 yıldan beri kan ve gözyaşı olmamasının huzurunu ve mutluluğunu yaşadı. Bunu koy vermek istemiyor. Evet. Yani her alayları sormak istiyorlar. Hem sokakta rahat gezmek istiyor, kefengini açıp satışını yapmak istiyor. Ayrıca çocuğu dağda olan aileler de çocuğunu eve geri dönmesin. Evladı geri gelsin. Kaygı duyan aileler de evlatları asla onlara gitmesin istiyor. Evet. İşte biz hemen ilk temecimiz dedik ki lütfen ben bir anneyim, bir kadınım. Anneler, aileler çocuklarını bir alandan çeksin dedim. Onların gerçek yüzü gözüksün. Bir gecede şehir toparlandı, gördüler. Yani şehirde yaşayanların kaybedeceği bir şeyler var. Aşı var, ekmeği var, yaşamdan belediyeler çok ciddi, sivil toplum çok güçlü. Herkes birbiriyle kardeş. Dili, dini, mezhebi ne olursa olsun, Kürt olsun, Türk olsun, bizde Alevi, Sünni. Şehrin kendi içinde o şehir onu bir medeniyet olarak görmüş. Akşamdan sabaha bu değişmiyor. Bu bir yaşam şekline dönüşmüş. Şunun bir etkisi oldu mu? Şimdi bu bölgede bir Şii hattı oluşturulmaya çalışıldı.
ülke yönetimleri ağırlıklı olarak Şii yönetimler ve Sünnileri yönetimden iten bir politika yürütüldü. Türkiye'nin uzun yıllar boyu hani burada böyle bir Sünni dışlamanın aslında siyaseten ve sosyal bir sonucu olur. Buna karşı tedbirli olmak gerekir gibi bir şey vardı, uyarısı vardı ama en nihayetinde IŞİD nasıl türediği, ne olduğu, kimin onu yaratıklandırdığı ayrı bir tartışma konusu olsa da kendini Sünni Selefi tanımlayan ve Sünni'yle oluşturacağı bir yönetim kurmak üzere terör estiriyor bölgede ve belli alanlara hakim oldu. Şimdi onun Şii yönetim merkezlerine gitmiyor, Türkiye'ye yakın sınırlara saldırıyor olması ayrı bir mevzu ama sonuçta Suriye'den Türkiye'ye çok sayıda sığınmacı geldi. İçinde Sünni olan var, Şii olan var, Türkmen olan var, Arap olan var, Kürt olan var, Süryani, Ezidi olan var. Yani bir çeşitlilik var. Sizin hani şehrinizde de çok sayıda farklı etnik, mezhebi, dini, özel kimlikler olan sığınmacılar var, Suriyeliler var. O içerideki yani sınırımızın öte tarafındaki bu mezhep siyasetinin, savaş çıkartan siyasetin Türkiye'ye buradaki sığınmacılara bir yansıması var mı? O sığınmacılar arasında böyle bir gerilim var mı? Şimdi yapılmaya çalışılıyor. Tam kaşınması gereken noktalar olarak. Çünkü kutuplaşma ve ayrımcılık üzerinden beslenen bir anlayış var. Fakat işte kamplara gidip gördük mesela dün ziyaret ettiğimiz yerde yan yana konteyner kentte tip tipi. Birine giriyorsun Çerkez. Öbürüne giriyorsun, Sünni Arap, öbürüne giriyorsun, Şii Arap. Komşuluk ediyorlar yani. Ve beraber yaşıyorlar. Yani çünkü insan odaklı bakıp acıyı paylaştığın zaman bunların hiçbirinin aynı acıyı paylaşıyor. Aynı acıyı yaşamamak istiyor. Evet. Bunların hiçbirinin ayrıştırma değil, tam tersi birleştirme ve bunun üzerinden süreci götürme gibi bir şey bize veriyor. Bir fotoğraf bize veriyor. Yapılmaya çalışılıyor, eyvallah. Tutuyor mu? Benim gördüğüm tutmuyor. O yüzden Allah'ın izniyle bu süreç sağlıklı bir şekilde yönetip biz bize düşen kısmı şey güvenlik kısmını mesela burada söyledik. O kadar çok Ahtalada, Sabah'da işte bana geliyor yabancı bir heyet. Haftada iki defa yabancı heyet. İskandinav ülkelerin dışarı bakanları geliyorlar. İşte ne kadar başarılısınız. En Türkiye'deki, dünyadaki en iyi gördüğümüz kamplar burası. Türkiye büyük bir özverilik yapıyor. Tamam yapıyor. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Siz davet ediyor musunuz onları? Hani bu sorumluluğu paylaşmalarına ama ben konuşmamda bunu söylüyorum. Siz ne yapacaksınız? Siz ne yapacaksınız? Tamam burada bir insanlık drama yaşanıyor. İnsani ve vicdani olarak bunlarla yerinde gelip de bu da çok kıymetli. Yerinde görmeye gelmeniz. Görüyor olmaları. Ama Türk de bilgi borçlandırın. Bu borç sizi uluslararası boyutta, Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Birliği'nde bunun daha güçlü bir şekilde bu mağdurun mazlumun sesi olabilecek misiniz? Türkiye'nin çektiği bu fedakarlığı durumdan tutabilecek misiniz? Verdikleri mali desteğe bakıyorsunuz, ortada bir şey yok. Mesela bu büyükelçilerden, gelip giden büyükelçilerden yalnızca Katar büyükelçisi dedi ki bu çocuklar üzerinden biz ortak proje yapalım, bunu fonlayalım. Sadece maddi yardım değil, bu sorunun yerinde çözümü için bir kamuoyu algısı, dünya kamuoyu algısı oluşturmak gerekiyor. Yani asıl mesele siz başlangıçta ifade ettiğiniz, yani Suriye meselesi buraya gelmemeliydi aslında. Bu insanlar orada kalabilmeye devam etmelilerdi. Bundan sonra olması gereken, buradakilere evet tabii ki bakacağız, tabii ki yardım ama asıl mesele problemin yerinde çözülmesi. Yani dünya kamuoyu gelip gördükten sonra, bunun için bence güç birliği oluşturmalı. Yani en son Sayın Cumhurbaşkanımızla Birleşik Milletler'de yaptığı konuşmada aynı şeyin altını çizdi. Yani bunlar anlatıldı ve şu anda iş kavram olduktan sonra bir çözüm üretme gayreti var dünyanın. Yani 90 görme arayışı var. Ama bizim de belki daha da çok anlatmamız lazım. Biz o yüzden şimdi ayın 6'sında savaşın mağduru kadınlar diye Cenevre'ye gidip hep beraber burada ne yapıyoruz? Daha çok anlatmamız, daha çok gündem oluşturmamız lazım. Malino'nun da, UN Women'ın başkanlığında, Sayın Başbakanımızın eşinin, Sayın Bakanların da olduğu bir şehrimizde, kademin içinde olduğu bir toplantı. Yani bizim iyi çoğaltmamız ve büyütmemiz lazım. Ya ben tabii şurada şöyle düşünüyorum ama yani elbette anlatalım ama dünyanın Suriye'de yaşanan sorunu, bu mülteci sorununu ve Türkiye'nin burada sırtlandığı yükü
görmesi için Türkiye'nin ayrıca bir gayret sarf etmesine gerek yok. Çünkü bunu görmemeye çalışmak gibi bir gayret var bu tarafta. Hani bunu görmekten kaçıyor. Evet, bunu aslında görmemeye çalıştığınızı görüyoruz deyip bunu ifşa etmek de gerekiyor. Evet. Çünkü bu durumu bilmiyorlar. Yani bütün Avrupa ülkelerinde toplamda 131 Suriyeli mülteci var. Türkiye sanki Kobani olaylarında bir hafta içinde 130 bin insanı aldı Türkiye'ye. Bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla anlatmaya aslında ihtiyaç yok. Hani bu bile zuldür. Ama ya, elbette hani bu dünya böyle diplomasi böyle geçiyor. Kırım meselesinde de gördük. Oradaki hassasiyeti milyonda birini bu tarafa vermiyorlar. Çoklu bir standart var. Çifte standart da değil. Çoklu standart. O yüzden ben gelen bütün heyetlere şunu söylüyorum. Bölgesi, cinsiyeti, mezhebi, ne olursa olsun siz karanlıkta bir bunların hiçbirini ayırt edemeyeceğiniz bir şafaktaki bir insan sünniyeti üzerinde aynı bakış açısı gösterebildiğiniz sürece demokratsınız. Ve insansınız. Ve insansınız. Kesinlikle burada sorun var. Dolayısıyla biz bizden daha iyi, çocuklarımızın bizden daha iyi bir Türkiye'de, bir dünyada, bir Gaziantep'te yaşatacaksak bizim önce bu bakış açısını dünyaya güçlü bir şekilde koyacak büyük fotoğrafı güçlendirmemiz lazım. Bakışta sorunumuz var. Yani çıkar odaklı, petrol odaklı, altın odaklı bir bakış açısı dünyaya yönelik. Ve kendi vatandaşlarına bir zarar geldiği zaman telaşa düşen. Evet. Baktığın zaman bu Kobani meselesinin çok evvelinde milyonlarca insan hayatını kaybetti, binlerce bile değil. Yani evini, yurdunu, her şeyi terk etti ama dünya buna çok acayip bir şekilde sessizlik içerisinde bakmaya devam etti. Kaç Amerikan vatandaşının vahşice öldürülüyor olması bir anda yani hareket etmek zorunda bıraktı onları. Yani bir anda büyük bir panik içerisinde bunlar birdenbire mi oldu? Yani IŞİD dediğimiz şey birdenbire mi olmuştu? Bu yapıların kendi içerisinde bizler senelerdir belki 50 yıldır savaşıyor insanlar. Yani sadece son 10 yıldan bahsetmiyoruz. Yani Suriye Kürdistan'da, Irak'ta insanlar senelerdir zaten çarpışmaya devam ediyorlar. Eğer istenirse buralara çocuğum üretilebilirdi aslında. Fakat çok tercih edilmedi. Çok doğru. Ve buradan aslında benim hep çıkardığım bir şey var, bir sonuç var. Biz kendi içimizde güçlü olmalıyız. Aslında o Cumhuriyet'in 100. hedefi, 100. yıl hedefi, 10. ekonomi olma ve iç barış. Kalkınma, özgürlük, hukuk devleti kendi içimizde, o 76 milyonun tek noktaya hedeflenmesi bizim en önemli gücümüz. Aslında bizim bu kadardan çıkaracağımız, bu kadar çoklu standartların çözümüne baktığınız zaman bizim kendi içimizde bu bakış açısında da sorun görüyoruz. İşte bu bakış açısını bizim en azından kendi ülkemizde, kendi insanlarımız içerisinde bunu sağlayacak bir üst bakış açısına ihtiyacımız var. İç bakış açısına ihtiyacımız var. Bakıp aslında hepimizin daha iyi kenetlenmesi gerekiyor. Evet. Ya bu problemi yine biz çözeceğiz. Dışarıdan gelenlerin hiçbirisi yaraya merhem olmuyor. İşte Amerika geldi, Irak'a merhem oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Pakistan oldu mu? Afganistan oldu mu? Daha fena oluyor her şey. Yani bu ülkenin sorunlarını ancak biz kendi içimizde oturup konuşarak belki de yeri geldiğinde kavga ederek ama kendi içimize bunu yaparak ve sonunda helalleşerek çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Helalleşerek bir noktaya getirmemiz ve siyasi bir dille, hukuk diliyle bunları halletmemiz lazım. Yani özellikle bu son yaşadığımız 6-8 Ekim'deki olaylardan sonra herhalde insanlar kendi kendine kaldığında, özellikle o bölgedeki Kürt vatandaşlarımız kendi kendine kaldığında bunu en içlerinde hisseden insanlar onlar diye düşünüyorum. Onlar zaten, yoğun bir şekilde. Siz de bir bölgenin bir insanı olarak ve yöneticisi olarak da biliyorsunuz, çok yakından biliyorsunuz ama bizim de burada hani bölgeyi takip eden gazeteciler olarak da şunun farkındayız. Orada örgüt kendi tabanını aslında sokaklara eyleme çağırdı ama işte HDP çizgisinin seçimlerde 30 Mart'ta aldığı oy oranına baktığımızda %6,5 gibi bir oy oranı var. Milyonlara tekabül ediyor ama sokağa çıkan insan sayısı 100 bini aşmıyor. Yani kendi kendilerini yalnız bıraktılar. Yani örgütü yalnız bırakmış bir halk kitlesinden söz ediyoruz ki çözüm süreci tutmuş demektir. Yani bu bayış... Onu Cumhurbaşkanlığı seçimine taşırsak, yani mesela bir yeni seçim algılığına baktığımız zaman yani %10 yaklaşan bir oy aslında çok daha başka bir şey ifade ediyordu. Yani bu olaylar, evet çok az bir insan grubu katıldı ama her şeye rağmen
o güvende çok ciddi bir sarsılma ortaya çıktı. Yani kendi açılarından aslında geldikleri yolu kendi kendilerini tahrip etmiş oldular diye düşünüyorum bu süreçte. Siz bu o dönemde 6-7 Ekim olayları yaşanırken bölgenin milletvekilleriyle, şehrin milletvekilleriyle ve siyasi gruplarıyla da böyle bir irtibat kurdunuz mu? Nasıl yani? Hemen bir araya geldi. Bütün HDP'yle... vekillerle. Onların bin başkanıyla konuştum hemen ben. Çünkü bizde HDP'li milletvekili yok. Hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki milletvekiliydi. Kendi milletvekillerimizle. Bütün sivil toplumla. Bizim işte öyle bir özelliğimiz var. Hüdapar var mı? Ne kadar? Yani oradaki teşkilatlanması Hüdapar'ın? Yani rakam olarak söylemeyeceğim. Küçük bir, çok küçük bir yapı var. Ama ben mesela bu olayla ilgili hemen il başkanlarını, HDP'nin il başkanlığı da aradım, ilçe başkanlarını aradım. Çünkü onların binalarını yapmaya çalışmışlardı. Ciddi bir provokasyon var. Dedi ki biz de aynı hassasiyetteyiz. Kesinlikle desteklemiyoruz. Burada işte kendi iç gücümüz böyle oluşuyor. Bu dalga dalga yayılıyor ve kontrol edilebilir hale dönüşüyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Böyle olduğu sürece de hiçbir sorundan korkmamız gerekiyor. Ekonomik gelişmişlik ne kadar önemli. Evet. Yani evet. Aslında bu işin panzehiri bu galiba. Yani bu ekonomik gelişmişlik arttıkça insanların kendi içindeki o kavgaların seviyesinde bir düşme ortaya çıkıyor. Milletvekilleri dediler ki biz siyasetçiyiz. Siyasetin zemini burası değil. Şu anda değil. Biz onu başka yerde, başka zaman dilimde yaparız dedik. Diğer siyasi partiler. Evet, evet. Valla tebrik ederim. Umarım kendi genel başkanlığını da bunu hatırlatmaları lazım. Antep'te şöyle, 30 Mart seçimlerinden önce Antep'e giderek bir televizyon yayını yapmıştık. Orada şuna çok şaşırmıştım. Hani o seçimler öncesinde başka bir sürü ile gittiğimde takip etmek için seçim çalışmalarını. Bütün şehirler halinde partilerin bayraklarıyla flamalı.